Reyhan! Reyhan! Karşılaştığın manzara seni şaşırttı. Ama orada gördüklerin biziz. Senle ikimiz. Geçmişimiz. Şimdi senden tek istediğim o geçmişi bir kez daha hatırlaman. Her şey burada başlamıştı. Burada kavuştuk. Burada ayrıldık senle. Bir aradayız ama birlikte değiliz. Ben artık bu değişsin istiyorum. Kalbimizdeki yaraları sarmak için çabalayacaksak eğer, senin de buna hala isteğin varsa, işte başlayacağımız yer burası. Seninle ilk karşılaştığımız gün o mavi elbise vardı üstümde. Mavi ile birlikteydim. Şahit olmuştu ilk karşılaşmamıza. Parmağıma takıldığı zaman yüzüne bakamamıştım. Kimse bana seni istiyor muyum diye sormamıştı. Hatta sen bile. Uzağa gidersen git, hep bulacağım seni. Ne zaman düşecek olsan tutacağım seni. İşte böyle, sımsıkı. Ya tutamazsan? Ya düşersem? O zaman ben de atlarım arkandan. Ben de düşerim seninle. İşte orada aşık olmuştum sana. Orada inanmıştım. Güvenecek bir dağ olmuştun bana. O uçurumdan düşersem dediğim zaman, ben de düşerim peşinden dediğinde teslim oldum sana. Bisiklete binmiştik birlikte. Sen öğretmiştin. O gün bir adım daha atmıştık seninle. Ama yapamazsam gülmeyeceksin, tamam mı? Tamam, gülme ki. Şimdi ayağını pedala koy. Şimdi
şimdi yavaşça çevireceğiz. Tamam. Tut sen beni. Bana bu aynayı verirken ona iyi bak. Çünkü içindeki çok değerli demiştin. İşte sadece bu yüzden o aynaya ilk senin baktığını düşünmüştüm. Çünkü benim için değerli olan sendin. Benim içindeki çok değerli. Ona iyi bak, tamam mı? Ne var ki içinde? Halı bileğime takarken nefesim içime sıkışmıştı heyecandan. Sevdiğim, seveceğim adam bu demiştim. Çünkü başka bir hayat mümkündü bizim için. Gitmesek de denizi görebiliriz demiştin. Deniz kızlarının şarkısını anlatmıştın. Onlara aşık olan denizcileri. Sonsuza kadar mutlu yaşamışlar demiştin. Korkma, güven bana. Sana biz de öyle olacağız mı diye sormuştum, hatırlıyor musun? Sen de bana evet demiştin. Çekildiği gün sonsuza kadar mutlu yaşayacağımızı, kendi masalımızı yazmaya başlayacağımızı sanmıştım. Her şey çok güzel olacaktı. Kendi yuvamı kuracağım diye çıkmıştım yola. Ama öyle olmadı. Leyla. Mutlu bir hayata başladığımı sandığım an cennetime değil cehennemime kavuştum.
Bizim geçmişimiz hayal kırıklıklarıyla, acılarla dolu Miran. Aynı zamanda güzelliklerle, sevgilerle dolu. Ben kalbimdeki yarayı saklayamam senden. Hala acıyor çünkü. İşte bizi birbirimize bağlayan pamuk ipliği burada koptu. Sen gittin, ben de bittim. Ama sonra sen yine çıkıp geldin hayatıma. Ben seni yine sevdim. Biliyorum sen de beni sevdin Miran. Sonra yine dağıldık. Ben vazgeçtim sana inanmaktan. Şimdi beni bıraktığım yerde bekliyorum. Bu defa gitme demeyeceğim. Kalbinin sesini dinle. O ne diyorsa onu yap. Ne söylemen gerektiğine inanıyorsan onu söyle Miran. Çünkü aramızda konuştuklarımızdan çok sustuklarımız yaralıyor bizi. Reyhan! 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 Tam burada bırakıp gitmiştim ben. Buradan böyle seslendim ardından. Giderken seni değil. Kalbimi söküp bırakmıştım burada. O gün yaşattıklarım için senden özür bile dileyemedim daha. Çünkü benim yaptığım, benim yaptığım, ben kendimi bile affedemezken senden beni affetmeni nasıl bekleyebilirdim ki? İnsan birine yanlışlıkla çarpınca özür diler. Ağzından yanlış bir laf çıkarsa özür diler. Ama böyle bir oyun için hep dedim ki kendini affettir Miran. Git, yalvar, ayaklarına kapan, bir şey yap. Ama yapamadım. Yapamadım. Biliyor musun? Daha bugün, eğer o gün seni burada bırakıp gitmeseydim ne olurdu diye hayal ettim. Oradaydım. Sen yine buradaydın. Burada durdum. Gitme, dön dedim. Döndüm. Sonra koştuk, sarıldık birbirimize. Allah'ın her günü bu sahneyi kafamda yüzlerce kez canlandırdım, düşündüm, hayal ettim, gördüm. Ama zamanı geri alamıyorum ya. Zamanı geri alamıyorum. Ben hata yaptım dedin ya. Hayır. O hatayı ben yaptım Reyhan, ben. Suçladığın her şeyin aslında suçlusu bendim. Ama yine de kaçtım. Yine de gitmeye kalktım. Tek farkı bu sefer senden değil, kendimden kaçıyordum. Bu yüzden geldim ardından. Kendine bunu yaptığını biliyordum Miran. Öfkem kendimeydi. Reyhan sana inanmıyor. Çünkü sebebi sensin Miran dedim kendime. İçimde öyle güçlü bir ses vardı ki avaz avaz bağırıyordu bana. Bunların suçlusu Reyhan değil. Sensin Miran diyordu. Keşke burada o yaşadığımız anı senin aklından,
ruhumdan silebilsem. Keşke o günü yok edebilsem. Mümkün mü? Bunun bir çaresi var mı Reyhan? Hala çok korkuyorum. Beni bırakırsan diye çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum Reyhan. Ben de çok korkuyorum. O saramadığım yara seni benden alıp savurur diye. Yine bana inanmazsın diye. Çok korkuyorum. Etmeyecek. İyileştirmeyecek. Ama yine de şimdi tam burada seni yarım bıraktığım yerde senden özür dilerim Reyhan. Bir değil, bin ömürlük özür dilerim senden. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Öncem de sonram da sensin Reyhan. Hiç gitme. İnan. Sakın gitme Miran. Hiçbir yere gitmiyorum. Benim senden başka gidecek yerim yok. Bundan sonra ayrılmak da yok. Yok. Kaçmak yok. Yok. Biz bir aileyiz. Unutmak yok. Seni sevdim Reyhan. Ben seni çok sevdim. Ben seni sevdim Miran. Ben seni çok sevdim. Bir istiri diyenin kıymetli incisini sakladığı gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin derin, derin derin, derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim.
sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim. Çok derin, 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 derinlerimde ellerim bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Ben seni çok sevdim Meri. Güneşinde altın kirpiklerim. Kendimden bile çok sevdim. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim. Artık hep yan yanayız. Hep. Geçmişimiz. Geleceğimiz öyle olmayacak. Bana söz ver Miran. Geçmişimiz ne kadar kötü olursa olsun, bizim geçmişimiz. Bizi bir arada tutan şeyler. Ağlattı, üzdü, kırdı. Ama eğer şimdi burada böyle el eleysek, onlar sayesinde. Burada sadece keder yok. Sevdamız var. Ağladıklarımız kadar güldüklerimiz de var. Birbirimizden hiç vazgeçmeyeceğiz. Reyhan. Sen benim yanımda olduktan sonra ben hiçbir şeyden vazgeçmem. Hiçbir şeyden. Kendi geçmişinden de mi? Hiçbir şeyden. İnanmanın zor olduğu günler olacak. Aklımız karışacak. Dağılacağız. Korkacağız. Başka yalanlar çıkacak. Başka doğrular. Ama o yalanların da, doğruların da birbirimize olan inancımızı sarsmasına izin vermeyeceğiz. Karı koca olduğumuzu hiç unutmayacağız. Geçmişimizi ararken geleceğimizden vazgeçmeyeceğiz. Söz mü? Söz. Peki sen hangi yolu seçersem seçeyim. Geçmişimde ne olursa olsun, gerçeklere doğru yürürken elimi tutup hep yanımda olacağını ve kaybolmama asla izin vermeyeceğine söz veriyor musun? Bizim yolumuz bir zaten. Sen nereye dersen, ne zaman dersen, nasıl dersen, o yol bizi nereye çıkaracak olursa olsun, ben hep senin yanında olacağım. Söz. Gel o zaman benimle. Ah.
sana ulaştırmak nasip olmadı ama gelince bunları vereceğim oğluna. Ona diyeceğim ki seni bağrıma basamadım ama seni beklerken üstünde kokun varmış gibi sarıldım bunlara. Her gün. Belki torunlarına nasip olur giymek. Hatice. Hele bir gelsin de. Bana senden kalan kokusunu da getirsin de. Yavrum. Gitmeyecek misin? Kalbimle inanıyorum. Onun sana bakarken nasıl içinin titreceğini gördüm. Belli ki 27 yıldır bu anı beklemiş. Sizin yaranız da, hasretiniz de aynı. Hadi git sarıl onu. Gerçekten ondan mısın? Seni buraya aklın mı yoksa kalbin mi getirdi oğul? Kalbini duymaya başladığında döndüğünde bu kapı sana hep açık ol. Konuşamadın mı? Yok. Konuşmadım. Konuşamadım ki. Ya niye korkuyorsun hala? Sen o eve girdiğin zaman annenin varlığı için doldurmadı mı? Her yerde onun izi varken, ortada bu kadar kanıt varken sen niye korkuyorsun hala? Niye reddediyorsun? Bilmiyorum Rayhan. Ne diyeceğimi bilmiyorum. 27 yıl boyunca sustuklarım. Benden çalınan geçmiş bir türlü unutamıyorum. Daha önce hiç kurmadığım cümleleri nasıl kuracağım bilmiyorum. Benim için yabancı. Yabancı. Değil. Değil Miran. Kendini bir ona bıraksan. Bir sarılsan. Belki annenin kokusu silmiştir üstüne. Belki o zaman tanıdık gelir. Kalbin çözülünce ağzından dökülür kelimeler. İstersen yine sus. Ama onun yanında sus, saatlerce, günlerce sus. Ne zaman tanıdık gelirse, o zaman konuşursun. Olsun. Senelerce bekledim oğlunu.
son nefesimde onun kokusunu duyana kadar da ölmeyeceğim. Neden yalan söyledin? Geldin mi gerçekten kalbinle? Bana anlattıkların neden başkasıymış gibi davrandın? Mecburdum. Onut. Eğer Onut beni buraya getirmeseydi hiç karşıma çıkmayacak mıydı? Bunca yıl benden nasıl uzak durabildin? Geçmişime çalmalarına nasıl ortak oldun? Ananın kokusunu, sesini, gözlerini benden almalarına nasıl müsaade ettin? Ya ben yıllarca anamın kokusunu aradım her yerde. Herkes de onun bakışını aradım. Sen... bunları nasıl esirgedin benden? Senin canını benden esirgemelerinden korktum. Defalarca almaya geldim seni. Kapınızda yattım ama... babaannen, torununun canını düşünüyorsan unutacaksın onu dedi. Öldüm bileceksin dedi bana. Çaresiz kaldım oğlum, çaresiz kaldım. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Gel oğlum, gel. Gel. Bak. Ben öğrettim sana bunları. Vermeme bile izin vermediler. Yıllarca bunlara sırrım. Avundum ben. Senin kokun sinmiş gibi üstüne. Sana sarılmış gibi. Seni avutmuş gibi. Neden bıraktın beni? Neden bıraktın? Ben seni bırakmak istemedim oğlum. Oradan ayrılırken dualarımı, özlemimi, evladımın yüreğini bıraktım ben. Bir tek bedenim geldi benimle. Sarılamadım sana hiç. Çekemedim kokunu içime. Kalbin getirmese gelmezdim buraya. Seni benden, beni de senden esirgediler oğlum. Daha fazla geç kalmayalım birbirimize. Gideceksen de müsaade et. Dünya gözüyle bir kerecik sarılayım sana. Nişanımın kokusu sinmiştir üstüne. Son nefesim senin kokun olacaksa da gam yemem bundan böyle. Şu kalan ömrümde mahrum bırakmam kendini benden.
bekledim seni çok. Beni sensiz bırakmayacaktın değil mi anne? Bırakmayacaktın beni. Bir daha. Asla yavrum, asla, asla. Anne alem benim. Yavrum. Anne. Babaanne! Miran? Hayırdır? Bir aşağı inebilir misin? Hayırdır torunum, ne oldu? Bir misafirimiz var. Hem de çok kıymetli bir misafir. Kimmiş o? Reyhan. Anneanne.